Gerçeğin peşinden canı pahasına dahi olsa ayrılmayan ve bunun için büyük bedeller ödeyen özgür basına yönelik yeni bir saldırı konsepti tekrar devreye konuldu. Dün bu saldırı ve sindirme operasyonlarının bir yenisi Diyarbakır'da tekrar devreye alınarak 20 arkadaşımız gözaltına alındı. 2 gündür gözaltında tutulan arkadaşlarımızın dosyalarına yine bildik yöntemlerden olan kısıtlama kararı getirilerek kriminalize edildi. Çağrıldıkları durumda gidip ifade verebilecek arkadaşlarımızın evleri, büroları basıldı. Bir arkadaşımız arama sırasında 10 saat boyunca kelepçeli olarak bekletildi. Arkadaşlarımıza yönelik söz konusu suçlamalar arasında Stek TV ve Medya Haber TV kanallarında çıkan haber, program ve yorumlar gerekçe gösterilmektedir. Ancak sanki çok gizli işler yapılıyormuş gibi bir algı operasyonları oluşturulmaya çalışılmıştır. Geçmişte birçok arkadaşımıza yönetilen ama sonucu boş çıkan iddialar tekrar bugün gözaltındaki arkadaşlarımıza isnat ediliyor. Bu iddialar düzmecedir ve algıyı başka bir yöne çekme girişimidir. Hatırlanacağı üzere daha bundan birçok yıl önce yine kentimizde 2 yurttaşın helikopterden atıldıklarına ilişkin haberleri yapan arkadaşlarımız gözaltına alındığında da aynı algı oluşturmaya çalışılmıştır. Nihayetinde yapılan yargılama sonucunda arkadaşlarımız beraat etmiş, hatta Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermişti. O gün de yine yandaş medya ile KCK basın komitesine operasyon diyerek manipülasyon yaratılmıştı. Yapılan bu operasyonun tek amacı AKP tarafından yürütülen sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda yaşananların halk tarafından bilinmemesini sağlamaktır. Nitekim birçok sanal medya hesabında gazetecilerin gözaltına alınmasını Kuzey Doğu Suriye yapılacak operasyonun yol temizliği olarak ifade edilmesi de bu durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu operasyonun Kürtlerin, muhaliflerin sesini, soluğunu susturma amacı taşıdığını iyi biliyoruz. Bilinmesini isteriz ki özgür basın hiçbir baskı, şiddet, savaş politikasına boyun eğmeyecek ve tüm gerçekleri halka ulaştırmak için bedeli ne olursa olsun mücadele edecektir.